Gündem Rakipli programından herkese merhabalar. Bu hafta Eskişehir'de oynanan mücadelelerin yorumlarını yapacağız size her hafta olduğu gibi. Bu hafta Eskişehir'de 5 maç oynandı ve bu 5 maçta inanılmaz performanslar sergilendi. Başta Ömür Gücü olmak üzere diğer takımların da galibiyetleri vardı. İlk önce zaten Ömür Gücü Kaymaz mücadelesiyle başlayacağım bu haftaya. Ömür Gücü Kaymaz bildiğiniz üzere pazar günü oynanan, haftaya dahil olmasa da iyi etkili bir maçtı. 4-1'lik skorla Ömür Gücü galip geldi bu maçtan ve Kaymaz ilk kez iyi bir performans sergilemesine karşın maçtan mağlup ayrıldı. Diğer maçlarına göre ilk kez diyorum çünkü Kaymaz geçtiğimiz mücadelelerde ilk yarılar inanılmaz performans sergilen bir takımdı. Kaybedenler kulübü olsun, Irak Aslanları olsun, bu takımlara karşı ilk yarıda çok iyi performans sergilen bir takımdı. Ancak ikinci yarılarda sahadan yok olan bir takım vardı. Nitekim bu maçta da öyle oldu. Ömür Gücü ilk yarı zor bir skorla, 2-1'lik bir skorla galip kapatmasına karşın ikinci yarıda arka arkaya buldu iki gollerle 4-1'lik skorla galip geldi. Kaymaz yine ikinci yarılarda etkisiz oyununu oynamayı sürdürdü. Dünkü oynanan maçta zaten yani şu an değil bir dahaki haftanın gündem rakibine girecek olan maçta Gürkan'ın bir röportajı var. Galip geldi Kaymaz. O maçın röportajında zaten Gürkan söylemişti ikinci yarılar çok kötü oynuyoruz toparlanmaya başlayacağız diye. Ki dünkü mücadelede zaten ikinci yarı iyi bir performans sergiler ve Gazi FC'ye karşı galip geldiler. Ömür Gücü tarafında ise inanılmaz bir Enes var. Yani Enes inanılmaz. Yani Mesut'un deyimiyle inanılmaz bir takım kurdum dedi. Şampiyonla oynayan bir takım kurdum dedi ve bu şampiyonluğu oynayan takım bu maç ve ilerleyen dakikalarda anlatacağım üzere kaybedenler kulüp maçında inanılmaz performans sergiledi ve Enes'in önderliğinde, kalede Mesut'un liderliğinde, taraftarın inanılmaz bir desteğiyle iki maçta da galip gelmeyi başardı bu hafta Ömür Gücü. Taraftar demişken inanılmaz bir taraftar var. Zaten taraftar liderleri bile var Ümit Kaya. Ki Amigo olmasının üzere bir lakabı bile var sarsılmaz diye. İnanılmaz bir taraftar grubu var. Zaten bu şekilde devam ederlerse Eskişehir'de de onları bu taraftar grubunu destekleyeceğini, Antalya'da bu taraftar grubunun onları destekleyeceğine inanıyorum. Ve ilerleyen dönemde de bakalım neler olacağını göreceğiz ama şu an Ömür Gücü inanılmaz bir performans sergiliyorlar. Irak Aslanları'na en büyük rakip olabileceğini düşündüğüm takım şu an Ömür Gücü. Diğer tarafta FC Kırmızı Şişekler ve Gazi FC'nin mücadelesi vardı. Gazi FC bildiğin üzere bir türlü galip gelemeyen, şanslarının dönmediği bir takım. Bu maçta da yine aynısı oldu. İlk yarı çok iyi bir performans sergilediler. Ancak ikinci yarı çok kötü bir performans sergilediler ve 15-8'lik bir mağlubiyet aldılar Gazi'ye karşı. Gazi'de anlatmak istediğim durum şu. Gazi ileride Ahmet Tepe'yi oynatıyor. Ahmet Tepe bir türlü gol yollarında etkisiz kalıyor. Yani Ahmet Tepe'yi belki defansa çekerlerse ileriye Burhan olsun, Mücahit olsun çıkarsa daha etkili performans sergileyeceklerini düşünüyorum ben ki Mücahit'in zaten bu hafta bu maçta attığı bir gol var. Haftanın gollerine girmiş bir gol. Ona da bakabilirsiniz. Haftanın gollerinde ikinci oldu yanılmıyorsam Mücahit'in bu golü. Gol yollarında, bitiricilik yollarında Mücahit bence Ahmet Tepe'den daha iyi ve Ahmet Tepe'yi defansa çekerlerse daha etkili olacaklarını düşünüyorum ben. Gazi FC tarafında. Kırmızı Şimşekler'de ise yine Eren'in mükemmel bir performansı var. Necibi'nin defansta o liderliği gerçekten takıma umut aşılıyor ve zaten maçtan da 15-8'lik galibiyetle ayrıldılar. Diğer tarafta yeni transferleri var. Daha transfer etmeseler de misafir olarak iki maçtır gelen bir isim var, Doğukan. Doğukan Bellisoy inanılmaz oynuyor. Teknik olarak çok geniş kapasiteli bir oyuncu, kaliteli bir oyuncu. Bu maçta da etkisini gösterdi ve skorda katkı sağladı Kırmızı Şimşeklere Doğukan. Diğer tarafta Nasr Vişnevski'nin inanılmaz bir mücadelesi vardı. Yine her hafta oynayan bir takım bu iki takım. Ve bu sefer her hafta Nas'ın belli bir üstünlüğü olan bir taraftı. Ama bu hafta Vişnevski inanılmaz bir performans sergiledi. Yani Halil'inden tutun, kalecisi, yeni kalecileri olsun, defansta Ertan, Cafer, orta sahalarında Emir inanılmaz performanslar sergilediler ve 18-8'lik bir skorla Nas'ı adeta ezdiler ve geçtiler. Bu maçı fazla diyecek bir sözüm yok. Çağrı çok kötüydü. Çağrı'ya buradan seslenmek istiyorum. Sen o maçta 8-9'da neredeydin? Yani sahada yoktun. Çünkü yani ekmek almaya mı gittin, su almaya mı gittin bilmiyoruz ama sahada yoktun adeta Çağrı. Buradan da ona seslenmek istiyorum. Kendine gel Çağrı diyorum. Ve gol krallığında da zaten iddialı bir isimsin. Emre ile kapışıyorsun ama Emre seni bu hafta ezdi geçti Çağrı demek istiyorum. Diğer tarafta Ottoman Kaybedenler Kulübü maçı vardı.
İyi bir mücadeleydi. Kaybedenler Kulübü 15 ikilik skorla Ottoman'a karşı galip geldiler. Ottoman'ın ilk mücadelesiydi bu sezon. Oynadıkları ilk mücadeleydi ve sahaya ilk kez, hani seneler sonra ilk kez oynadıklarını, beraber oynadıklarını söylediler. Sahaya tabii alışamadılar, daha lige daha yeniler. Bu maçta onları maruz görmek lazım. Çok iyi bir performans sergilememelerine karşın Erşan Dürekkaya takıma umut aşıladı attığı gollerle. Diğer tarafta Kaybedenler Kulübü, zaten bildiğimiz Kaybedenler Kulübü, Onur Can'ıyla, Yavuz'uyla inanılmaz performanslar sergiliyorlar. Defansta Yunus yine kalitesini konuşturdu. Forvet'te zaten Emre'yi söylememe gerek yok. Yine bu maçta 9 gol atarak Çağrı'yı yine ekart etmeyi başardı. Zaten 4 maçta mı 5 maçta mı ne 27 gol atarak kalitesini konuşturuyor Emre. 15-2'lik skorla galip gelmeyi başardı Kaybedenler Kulübü Ottoman'a karşı. Ve bu maçtan farklı bir galibiyet aldılar. Daha sonra Kaybedenler Kulübü Ömür Gücü ile mücadele yaptı. Ömür Gücü inanılmaz bir performans sergiledi. Yine Enes'in hat-trick yaptığı maçta 3-1'lik skorla galip geldiler. Emre Aymaz yok oldu bu maçta adeta. Yani her röportajda benden iyisi yok, ben en iyisiyim, gol kralı ben olacağım diyen Emre Aymaz 2 maçta bu sezon adeta yok oldu. Biri zaten sezonun başında oynadıkları Irak Aslanları mücadelesiydi. Diğeri de bu Ömür Gücü mücadelesi oldu. İnanılmaz bir performans sergiledi Ömür Gücü. Yani defansından, kalecisinden, forvet etine kadar adeta geçit vermediler Kaybedenler Kulübü'ne. Ve Emre'yi de başta Emre olmak üzere 3 gün önce az önce anlattığım gibi 19 gol atmış bir isim. Onu ekart ederek Enes'in forvette güzel performansıyla, haftanın gollerine gelecek golüyle galip geldi. 3-1 Ömür Gücü ve sahadan galibiyetle ayrıldılar ve 4. sıraya çıkmayı başardı Ömür Gücü bu galibiyetiyle. Puan durumunda yine bildiğiniz üzere Irak Aslanları 6'da 6 yaparak 28 puanla 1. sırada. İkinci sırada Nas var. Yenilmesine rağmen güzel oyunlarıyla ikinci sıralarını korumayı başardılar. Üçüncü sırada Piz Lisbon var. Onları da artık maç yapmalarını istiyoruz. Çünkü 2'de 2 yaptılar. Daha sonra durdular. Bir türlü maç yapamayan bir takım. Dördüncü sırada zaten aldı 2 galibiyet. Üst üste 2 galibiyetle Ömür Gücü lige damgasını vurdu bu hafta. Bu hafta Eskişehir'den bu kadar. Eskişehir'in oynanan 5 maçın 6 maçın size yorumlamasını yaptık. Gelecek hafta oynanan maçları tekrardan ben burada anlatacağım, yorumlayacağım. Şimdilik gündem rakibinden bu kadar. Eskişehir'in diğer haftaki gündem rakibinde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.